Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu bol dökümlü güzel prenses elbisesini çalışacağız. Tam minik prenseslerimize üzerine yakışacak, onlara layık güzel bir çalışma. Çok fazla dökümü olan bir elbise. Şöyle açtığımız zaman bakınız. Aynı şekilde arkasında da bir bu kadar e, dökümü görüntüsü var yani gayet hoş şöyle açtığım zaman bakınız tamamen e, açılıyor hatta Yine halen dökümleri belli olmakta et, elbisemizi. Evet elbisemizi biraz e, yaş grubu olarak küçük yaş grubuna uygun olarak çalıştım. Daha büyük yaş grubu için çalışmak isteyen arkadaşlarımız e, arka bölümümüze dörder dörder e, trabzan fazla başlayabilirler. Kollarımızı çok e, yani derin çalıştığım için kollarımızda çok fazla artış yapmalarına gerek yok. E, arkaya dört artan arkadaşlarımız ön kısım ise Yine 8 tane trabzanımızı artmalarında fayda var. 1,5-2 yaş grubu için. Diğerleri için bu ölçü yine yeterli olacaktır bir yaş e, ya bir buçuk yaşa kadar yani kilos normal olan çocuklarımıza şuradaki artışları ikişer yaptıkları zaman çok rahat bir şekilde e, iki yaşa kadar olan çocuklara bu robamız olacaktır. Ben daha büyük yaştaki çocuklarımız için dörder ve önümüzü 8'er artırmalarını tavsiye ederim. E, şuradaki artışları ben belli bir kısma birer olarak artmıştım. Burayı da ikişer arttığınız zaman büyütmek isteyen arkadaşlarımız için yeter yeterli büyüklüğe ulaşacaktır. Elbisemizi şöyle bakınız arkasından baktığımız zaman yine aynı dökümü görmekteyiz. Birebir bütün dökümlerimiz elbisemizin her yanına eşit bir şekilde dağılmış. Bol artışlar yaparak elbisemizi tamamladık. Şöyle göstermek istiyorum. Yeterli ölçüye ulaşana kadar elbisemizin roba kısmını örüyoruz. Roba kısmımız tamamlanınca etek bölümüne geçtiğimiz zaman bakınız etek bölümünde trabzanlarımızın bulunduğu grubumuz var. Trabzanlarımızı birer birer artırarak istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz su taşlarımızda herhangi bir değişiklik yapmadan Aynı şekilde su taşlarımızı örmeye devam ediyoruz. Hiç farklı işlem yapmıyoruz. Sadece trabzan gruplarımızın bulunduğu noktayı artırıyoruz. Ve her sıramızda bir tane artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 sırada ben tamamladım sizler daha da örebilirsiniz tabi daha büyük örecek arkadaşlarım mutlaka 3 tane ipimizi de temin etmeyi unutmasınlar çok volanlı olduğu için ee, malum e, ip de ona göre kullanılmakta evet elbisemizin yapımına hemen başlayalım kolay gelsin nakonun süper incisini kullanarak örgüme başlıyorum Şu ipimizin gramına bakalım 100 gram 260 metre renk numarası ise 569 tığ numarası ise 3 numaralı tığımla e, bu ipimi örüyorum. Hemen içinden çıkararak örmeye başlayalım. Tabii dışından da alabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. İçten daha güzel gelmekte. Zincirimi çekerek örgüme başlıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. 10. ya işaretimi koyuyorum. Ve yeniden zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 tane zincirimi çektim. 24. zincirimin içerisine işaretimi takıyorum. Ve yeniden örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 17 tane zincirimi çektim işaretimi 17. zincir içerisine yerleştiriyorum tekrar 24 tane zincirimi kolum için çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 zincirimi çektim işaretimi takıyorum ve son bölümümüzü örmek için 10 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet zincirlerimizi çekerek bölümlerimizi ayırdık. Kollarımızı fark ettiyseniz epeyce fazla çektik. Şöyle derin bir göğüs açılımı çalışmak istiyoruz kollarımızdan ön ve arka geçişlerde Evet şimdi trabzanlarımızı örerek bölümlerimizi birleştirmeye başlayalım 10 tane zincirimiz vardı hemen elimi tutuyorum bakınız bir iki tane geriye çekiliyorum İki tane trabzan daha ilave ediyorum tığımın başını dolayarak elimi tuttuğum ikinci zincir içerisine gelerek batıyorum 1 2 3 da çekiyorum tığımın başını doluyorum sıradaki zincir içerisine giriyorum 1 2 ve 3 tekrar 1 2 3 birer birer zincirlerimi işaretme kadar örüyorum her bir Zincire bir tane trabzan ördüm bir defa doladım 3 defa da çektim 1 2 3 4 5 6 tane ördüm 7 örmekteyim 8. 9. Ve bakınız bir tane daha kaldı. Onu da örüyorum. 10 tane trabzanımı ördüm. İşaretimin bulunduğu yerdeyim şimdi. 10 trabzanımız şöyle görün isterseniz 2 4 6 8 ve 10. İşaretimi çıkarıyorum. Ve şu şekilde bakınız işaretimin bulunduğu noktaya İki zincirimi çektikten sonra batıyorum İşaretimin bulunduğu yere aynı yere değil bakın işaretimi taktığım yerden itibaren başlıyorum 3 defa çekiyorum diğer işaretime kadar birer birer trabzanlarımı bir defa dolayıp 3 defa da alıyorum bir doluyorum 3 defa da çekiyorum 1 2 ve 3 bir doluyorum doluyorum şöyle görelim iki zincirimi çektim birer birer ilerliyorum yeşil işaretimize kadar trabzanlarımızı örerek devam edelim işaretimin bulunduğu noktaya kadar birer birer trabzanlarımı örerek geldim hemen işaretimi çıkarıyorum iki tane zinciri son trabzanın üzerine örüyorum Tekrar tığımın başını dolayarak işareti çıkardığım zincir içerisine girerek 3 defa da örüyorum. Sırası ile diğer işaretimize kadar işlemimizi aynı şekilde tekrar ediyoruz. Farklı işlem yapmıyorum. Bütün trabzan gruplarımızı bu şekilde öreceğiz zincirlerimizin üzerine. Şöyle görelim. İşaretime kadar geldim. Buradan son trabzanımı ördüm. Hemen işaretimle başlıyorum. Son trabzanımızın üzerine iki zincirimizi çekiyoruz. Her zaman bölümümüzün sonundakine iki zincir çekip işareti çıkarıyoruz ve diğer kırmızı işaretimize kadar birer birer trabzanlarımızı zincir üzerine yerleştiriyoruz. Son bölümümüz için olan işaretime geldim. Çıkarıyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra Zincirimin içerisine giriyorum. Aynı yere batmıyorum. Bir sonraki zincir içerisine batıyorum. Bakınız işaretimi çıkardığım noktaya. Ve 10 tane trabzanımı uç noktaya kadar örüyorum. 2, 4, 6, 8, 9 ve en son zincir içerisine giriyorum. 10. trabzanımı örüyorum. Ve birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bütün bölümlerimizi trabzan üzerine zincir üzerine trabzanla ördüm ve şimdi ikinci sıramıza başlayalım bitiş yönünde bakınız buradan bitiş yönünden zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim örgümün arkasını çeviriyorum ve şuradaki gördüğümüz ara bölüme kadar her bir trabzanımız üzerine birer tane batıyorum. Bakınız buraya batmayalım. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. İkinciye devam ediyorum. Bir defa batıyorum. Üç defa da çekiyorum. Bir batıp üç defa da alıyorum. Bir batıyorum. Üç defa da alıyorum. Batıyorum. Hepsini bakın birer birer o yüzden şöyle daha seri ilerlemekteyim. En son bu bölümümüzün trabzanını ördüm. Tam 10 tane trabzan ördüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 10. Birebir aynı oldu. Buradaki iki zincir içerisine artışlarımızı yapmamız gerekiyor ki e, roba kısmımızda büyüklük oluşsun, genişlik oluşsun. Şimdi zincir çekmeden iki zincir içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Bir tane trabzan örerek artırıyorum. Aynı yere ikinci bir trabzan daha örüyorum ve artışımı yapıyorum. İkinci sıradaki trabzan sayım 2 artışla 12'ye ulaştı. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar bu kısım için yapmış olduğum artış gibi hemen kolumuz için olan bölüme de yapıyoruz. 1-2 Buradaki ilk artış sayımız kaçsa zincirden sonra da aynı artış sayısını diğer taraf için de uyguluyoruz. Dengeli bir şekilde örgümüzü örmek ve görüntüyü güzelleştirmek için. Şimdi bütün bölümlerimizde aynı şekilde örerek ilerleyelim. Dümdüz trabzanlarımızı örelim. Ara bölümlerimizde ise iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı yapalım. İkinci sıramızın sonunda yeniden birlikte olalım. İkinci sıramızın tamamını örerek tamamladım her bir bölümde iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı ördük her bölümümüz için bir e sıramızın sonuna geldik üçüncü sıramızı da aynı işlemlerimizi yaparak devam ettireceğiz 1 2 3 en son trabzanımızın üzerine bitirdiğimiz yönde 3 tane zincirimizi çekelim ve örgümüzün yönünü çevirelim. Tığımızın başını bir defa doladıktan sonra ikinci trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Yine bu sıramızda da ikişer ikişer artışlarımızı yapacağız. Birer birer trabzanlarımızı örelim. Her trabzanımızı birer defa batıyoruz. Bir önceki sırada artışımızla birlikte 12 olmuştu burası. Bakınız hepsini örüyorum. Son trabzanımı da örüyorum. Bütün trabzanlarımı ördüm. Toplamda 12 trabzan ördüm. Şimdi zincirimin hemen yanındayım. Zincirimin içerisine yine aşağı sırada yapmış olduğum gibi 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve aynı yere bir daha batıyorum. 2 Evet 3. sıramıza da 2 artışımızı yaptık. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı noktaya 2 trabzan daha örüyorum ve hemen yanındaki ilk trabzandan örerek kol bölgeme geçiyorum. Ve bütün bölümlerimizi Burada yapmış olduğumuz gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızla örüyoruz ve aradaki kalan bütün trabzanlarımızı da aynı şekilde örerek büyütüyoruz ve 3. sıramızı tamamlıyoruz. 4. sıramızda da yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak örelim ve sonrasında yeniden birlikte olalım. Yeterli ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 sıra ördüm üst sıralarımızda birinciyi zaten birlikte örmüştük ikinci sırada iki tane arttık üçüncü sırada iki tane arttık dördüncü sırada iki tane arttık sonrasında ise birer birer artışlarımı devam ettirdim eğer kilolu bir bebeğimize öreceksek ya da geniş istiyorsak ikişer ikişer artışlara da devam edebiliriz ben dokuzuncu sırama başladım dokuzuncu sıramla birlikte artık gövdemizi birleştirip kolumuzu ayıracağız kol kısmını örmeden sadece bel kısmını örüp daha sonra etek kısmımıza geçeceğiz. Evet şimdi 9. sırayı baştan başladım. Ayrım yerime kadar örerek geldim. Ayrım yerimin bulunduğu noktaya bir tane artışımı yaptım. Yani bir trabzanımı ördüm. Ve diğer tarafa şöyle büküyorum. Altına zincir çekmiyorum. Zaten kolumuz geniş bir kol olduğu için zincir çekmemize gerek yok. Şu ayrım yerimin içerisine bir tane başını doluyorum tığımın. Bir tane de buraya trabzanımı örüyorum. Bakınız bir buraya bir de buraya ördüm. Tamam başını doluyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine birer birer örerek ilerliyorum. Diğer kol altına kadar örerek devam edelim. Burası elbisemizin ön kısmını örüyorum. Arkadan birleştirmeyi yaptım. Şöyle arkadan geldim. Kol altında birleştirdim. Elbisemin önünün trabzanlarını ayrım yerimizin bulunduğu noktaya kadar örerek gelelim. Evet önümüzün hepsini örerek geldim. Şöyle görelim. Tam ayrım yerimin bulunduğu noktadayım. Bir tane artışımı buraya girerek yapıyorum. Zincir çekmeden kolumu büküyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak ayrım yerimize bakınız. Bu zincirimizin bulunduğu noktaların içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Sonrasında elbisemin arkası için olan bölümü bütün trabzanlarını örerek tamamlıyorum. Son trabzanımıza kadar ördüm. İki tane ayrı parça olarak örmüş olduğumuz arkamızı buradan birleştiriyoruz ve bir bütün olarak örmeye başlıyoruz. Son trabzanımı ördüm. Diğer trabzanımızın ilkine batıyorum. Şu şekilde. İlkine batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum tığımın başını dolayarak bu birinci trabzanımızı bakınız hemen üzerinde duran diğer tarafın ilk trabzanını örmeye başlıyorum ve bir sıra bir bütün olarak trabzanımızı örelim kolumuzun birleştirme noktasına geldim arkadan başlamıştım örmeye şu kısımdan Kolumuzun tam altındayız bakınız. Tığımın başını doluyorum. Yine trabzanımın tepesine batıyorum. Hiç fazla ya da farklı bir işlem yapmıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Şu şekilde. Ve devam ediyorum. Başlangıç noktamıza kadar hiç farklı işlem yapmadan dümdüz örerek gelelim. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. Şöyle görmenizi istiyorum. Başlangıçtaki zincirden çektiğim trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve şöyle başlamadan önce görmenizi istiyorum. Elbisemizin üst bölümü ve buradaki bir sırada bel bölgesi olarak belirledik. Şimdi modelimizi etek kısmını uygulamaya başlıyoruz. Üç zincirimizin bulunduğu noktaya tığımın başını doluyorum aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 3 tane trabzan oldu. zincirimizde birlikte. Şöyle bakın. 1, 2 tane ara zinciri çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, ve 3. 1 trabzan içerisine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı ördüm. Araya zincir çekmiyorum ve saymaya başlıyorum. 1 trabzan atlıyorum, 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Bakınız 1 atladım, 2 atladım, 3. tığımın başını bir defa dolayarak geldim. Burada da 3 tane trabzan aynı yere İki zincir, 3 trabzanımı örüyorum. İki atladım, üçüncüye battım. Yine araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine üç tane trabzan, üç, iki zincir. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3. batarak aynı işlemimi tekrar ediyorum. 2 ve 3. bir trabzana, 3 trabzan, 1, 2 zincir. Tekrar aynı noktaya 3 tane daha trabzanımı örüyorum. Bu işlemimizi sıra boyunca tekrar ediyoruz. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Sıra boyunca bu işlemimizle devam edeceğiz. Tığımın başında oluyorum. Bir atlıyorum. iki atlıyorum. Üçüncünün içerisine girerek örmeye başlıyorum. İki zincir. Bir. 2 ve 3 başlangıç noktamıza kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız gayet güzel ee, sık ve e, volanlı bir çalışma olacak. Etek kısmı geniş. Modelimizi sık sık yerleştirdik. Şimdi en son bölümdeyiz. Etek kısmımız hep düz yönden öreceğiz. Arka tarafı çevirmeyeceğiz. O yüzden bakın son trabzan grubumu ördüm. Son trabzan grubumuzda geçişimi yapıyorum. Geçişimi ilk zincirle bakın 1 ile ikinci zincir arası trabzan arasına girişimi yapıyorum ilmeğimi çekiyorum ikinci trabzanımın üzerine sadece batıyorum ilmeğimi alıyorum buradan ipimi, ipimi aldım yani ilmeğimin içerisinden geçirerek kaydırma yapıyorum bakınız diğer üçüncü trabzanımın üzerine batım ipimi alıyorum ilmeğimin içerisinden geçiriyorum Tekrar aynı yere giriyorum yani iki zincirin bulunduğu noktaya giriyorum ipimi alıyorum ilmeğimi geçiriyorum ve şimdi zincirimin bulunduğu noktadayım. Her geçişimizi mutlaka bu şekilde ilmek kaydırma tekniği geçeceğiz ve hep ön yüzden öreceğiz. Başlıyorum 1-2-3 buradaki sayımızda değişmeyecek. Hep 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Aradaki bölümümüzdeki artışlarımızda eteğimizi büyüteceğiz. Buradaki bölümler hep aynı. Hep aynı 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak boydan boya öreceğiz. Arasındaki bölümlerden artışlarımızı yapacağız. Evet, tekrar ettikten sonra ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı ördüm. Araya 2 tane zincirimi çektim tığımın başını dolayarak tekrar 3 tane trabzanımı ördüm. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımıza ulaştık. Şimdi aradaki artışlarımızı yapacağımız bölümümüze geldim. Tığımın başını doluyorum. Her iki trabzan grubunun arasını alttan, bakınız alt boşluktan giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir tane trabzan ördüm ve eteğimizin açılışı için gerekli olan ilk trabzanımı bu şekilde attım. Şimdi tekrar şuradaki 3 tane trabzanımız vardı. Hiçbirine batmıyoruz. Hemen 2 zincir içerisine geçerek 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 2 ve 3. 2 tane zincir araya yeniden 1, 2 ve 3. Zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Her iki trabzanın arasına tam alttan giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Şöyle. Tığımın başını doluyorum. Zincir içerisine girerek 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 2 tane zincir tekrar 3 tane trabzan. tığımın başını doluyorum. Her iki trabzan grubu arasına girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bu şekilde sıramın sonuna kadar işlemlerimi tekrar ederek ilerliyorum. İkinci sıramızı da bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. Bir tane trabzan ve buradaki üç trabzan, iki zincir, üç trabzan grubumuzu tamamladık. Şöyle açarak bakalım. Üçüncü sıramıza başlıyoruz eteğimizde. Bundan sonra bir olarak ördüğümüz trabzanı her sırada bir tane artış yaparak eteğimizin volanını artırıyoruz. Şimdi en son bakınız her ikisinin birleşme noktasına geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. En son ve ilk zincirimle Diğer trabzan arasına gelerek ipimi alıyorum, geçiriyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum, ipimi alıyorum, ilmeğimin içerisinden kaydırma tekniğimi yaparak iki zincirimin bulunduğu noktaya ulaşıyorum. Hep düz yönden öreceğiz. 1, 2, 3. Trabzanlarımı yine aynı şekilde örüyorum. Bu gruplarımız hiç değişmiyor. Değişen bir tane trabzanımızın olduğu yerler onlarda artışlar yaptırılarak genişleyecek. 3 trabzanımı ördüm. Şimdi bakınız bir tane trabzanım vardı. Şimdi bu trabzanımı diğer sırada şimdi öreceğim sırada 2 olarak örüyorum. 1 tepesine batıyorum. Aynı yere 2 1 2 oldu bakınız. Araya zincir çekmeden geçiyorum. Grubumu örüyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra yeniden 2 ve 3 şöyle görelim tığımın başında oluyorum bir olan trabzanımı iki tane olarak örüyorum ve bu sıramızı Buradaki bir trabzanımızı iki trabzan sayısına ulaştırarak artışlarımızı yaparak devam ediyoruz. Ve bundan sonraki öreceğimiz sıralarda da her sıramızda bir tane artış yapıyoruz. Ve artışımızı ilk trabzan üzerinden yapıyoruz. İlk trabzanımızı burada ördüğümüz gibi iki örüyoruz. Diğerlerini bir. Bir sonraki sırada buradaki trabzan sayımız 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 istediğiniz etek uzunluğuna ulaşana kadar buradaki trabzanlarımızı artıralım. Ve buradaki grubumuz su taşı olan grubumuz ise aynı şekilde ilerleyecek. Evet şimdi örmeye devam edelim. Evet elbisemin etek kısmını örerek büyüttüm. Ben istediğim ölçüye ulaştım. Sizler ne kadar isterseniz o kadar örebilirsiniz. Çok dökümlü bir etek çalışması oldu gördüğünüz gibi. Şimdi artışlarımızı yaptığımız noktalara bakalım. Bir tane trabzan olarak başlamıştık. 2, 3, 4 bakınız hep ilkini artırdım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane trabzan bu arada olana kadar ben örmeye devam ettim. Ee, sizler yeterli ölçü olmazsa daha devam edebilirsiniz. Dilerseniz artışımı yeterli derseniz 15 olarak da sadece 15 15 devam edebilirsiniz. Her sırada artış yapmayabilirsiniz. Ama elbisemizin dökümlü olabilmesi için her sırada yapacağımız artış çok hoş yapmakta elbisemizin görüntüsünü. Şöyle baktığımız zaman bakınız. 2, 3 artışlarımızı görmekteyiz. Hepsini artarak yeterli ölçüye ulaştık. Şimdi elbisemizin arkasının şuradaki görmüş olduğumuz kısmımızı birlikte yapalım. Alt kısımdan başlıyoruz. Düğmemiz için yeterli olan bir bölüm ayırıyoruz. ipimi içeri alıyorum. Güzelce dikiyoruz bakınız. Şu kadar kısım düğmemiz için yeterli ama isterseniz zaten geniş olacağı için bir trabzan daha dikebiliriz. Evet, ipimizi arkaya alıp gizleyelim. Şu kadar yeterli. Bir tane de düğmemizi dikerek elbisemizi tamamlayalım. bir düğme yeterli olacaktır Evet düğmemizi diktim karşıya bir tane de iliğimizi açalım isterseniz şuradan da kullanabilirsiniz ama çok güzel durmamakta hemen küçük bir zincir çekerek işlemimizi tamamlayabiliriz. Bir tane düğüm atıyorum tığıma ve hemen tam karşısına gelecek yerden tepe noktasından girişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincirimi çekip trabzanımın dibine gelerek batıyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve fazla olan iplerimi iç kısmı alarak gizliyorum. Bir tane zincirden ilik çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Fazla olan iplerimizi keselim. Şöyle takıyoruz bakınız. Çok güzel oldu gayet hoş arkada. Evet elbisemizi bu şekilde tamamladık ve bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve çalışmamızda sizlere faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.